Bey, dilerseniz türkünün hikayesini anlatalım. Genelde size türkülerde aslında hep bir, elbette bir yaşanmışlıklar vardır değil mi? Var. Diyarbakır'da ağanın çok güzel bir kızı var. Kızın ismi de Suzan. Suzan gönlünü Yağız bir delikanlıya kaptırmış ama baba bu ilişkiye karşı. Oğlan birkaç kez istetir, baba reddeder ve kızı kaçırır. Peşlerinden ağa adamlarını yollar, bir yerde sıkıştırırlar. Kızı ver seni bırakalım, vermez. Kızı ver seni bırakalım, vermez. Çatışırlar. Oğlan orada vurulur. Cesedi de Dicle Nehri'ne düşer. Kızı alır babasına götürürler. Oğlanın cesedi suyla birlikte gelir. On gözlü köprünün altına kıyıya vurur. Onun cesedini gören birisi de bu türküyü yakar. Der ki, köprü altı kapkara, Suzan gel beni ara. Saçlarıma kumlar dolmuş, tarak getir sen tara. Kırklar dağının düzü, ziyaret çarptı bizi. Kör olasan Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, evliya çarptı bizi. Kör olasan Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, evliya çarptı bizi. Dicle Nehri derindir, yağız serindir. Dicle Nehri derindir, yağız serindir. Sen ağlama garip anam, garip anam, garip anam, Yüce Mevlam kerimdir. Sen ağlama garip anam, garip anam, garip anam, Yüce Mevlam serimdir. Sözleri unuttuk. O da nazarlığımız evet, olsun. Evet, valla şeyin hikayesi zaten yeter her şeyden önce. Belki de aslında sanat müziğimizde de vardır böyle çok güzel eserler. Onlarda da hikayelerini dinliyorsunuz. Bir hikaye var, bir yaşanmışlık var. Bunlar herhalde belki de onlarca yıl arşivde, hafızada kalmasını sağlıyor. Yeni kuşaklara ulaşmasını sağlıyor. Yaşam da öyle bir şey değil mi? Elbette. Yani bakın, her şey bir noktada tekrarını getiriyor. Yani aşklar çok da farklı değil aslında. Çağdan çağda çok değişmiyor. İnsan var çünkü temelinde. Ve bu yaşanmışlıklar da, o duygular da birçok alanda, birçok insanda tekrar ediyor. İşte bu ölümsüz kılan da bu eserleri de aslında o duygular. Evet. Yani aşk her zaman vardı. Bir de ülke, Türkiye olarak ülkemiz bu konuda çok zengin. Doğu ayrı bir farklı güzel bir kültür. Karadeniz öyle. İç Anadolu derseniz lebi der ya. Batı bambaşka bir şey. Akdeniz, Trakya. Yani ben böyle dünyayı çok dolaşan gazeteci abilerimiz var. Onlara söylüyorum. Abi dedim, sen dünyayı dolaştın. Hani bu ülkenin evladı olacağım. Ya şöyle söyleyeyim diyor. İklim, insanlık hakikaten çok güzel ya. Bizim memleketimiz çok güzel. Çok önemli değerler var. Tarih var. Gastronomi var. Yani ülkemize şöyle baktığımızda tabiri caizse yok yok.
İşte Hamburg'da yaşayan bir arkadaşım var. Erhan diyor. Modern, gelişmiş bir ülke. Tamam eyvallah lafım yok. 365 günü 300 günü kapalı hava var diyor. Kuzeyde. Yani ne yapayım diyor. İnsanın ruhu sıkılıyor diyor. Ama burası öyle değil ki. İşte Kasım'ın kaçındayız. Hala günlük güneşlik havalar var. Çok zengin bir insan hazinemiz var. Çok güzel bir insan. Biliyorsunuz bizim Anadolu kültürün beşiğidir. Bugün Urfa'da kalıntılarda biliyorsunuz çok binlerce yıl evveliyatına dayandığı ve insanlık tarihinin aslında Anadolu'da vücut bulduğunu uzmanlar söylüyorlar. Bir de bizim özellikle Doğu ve Güneydoğu'da medeniyetler ittifakımız var. Yani bir Mardin'de gittiğiniz zaman çok dar sokaklar, hatta orada araç bile girmez. Çöpleri bile katırlarla toplarlar, eşeklerle toplarlar. O kadar dardır yani sokaklar. Ve orada her kapının karşısında, yani bir evde bir Müslüman aile oturuyorsa karşısında bir Süryani, öbür tarafta bir Ermeni, öbür tarafta belki başka bir mezhebe mensup insanlar var. Ve yüzyıllarca bu insanlar bir arada kardeşçe yaşamışlar. Kesinlikle. Ve bunun zaten o sermayesini biz özümsemişiz. Onu yoğun bir şekilde bugünlere kadar getirmişiz ki çok büyük bir insan hazinesi bu. Evet. Bağlama hikayenizi de dinlemek isterim aslında. Bağlamayı kurslarla mı öğrendiniz? Nasıl? Bunun hikayesi nedir? Aslında çok uzun bir hikaye değil. Bizim çocukluğumuz döneminde genelde düğünler sokaklarda yapılırdı. Tabii. Ve o dönemde de böyle çok teknolojik aletler olmadığı için elde bir tek bizim ananevi geleneksel bağlamamız var. Dolayısıyla bir bağlama, işte bir de ritimle düğünler yapılırdı. Ben de küçük yaşta hep müzik sesi duyduğum zaman koşar gider izlerdim bağlamacıyı. Ve çok büyük bir heves vardı içimde. Hmm. Oysa bizim ailemizde de yok aslında müzikle uğraşan. Zaten o heves olması olmazdı kesin. Evet. Onun getirdiği bir şey var ve bu hevesle beraber benim teyzemin oğlunun bir bağlaması vardı. Kendisi çalmıyordu. Benim o hevesime istinaden bana hediye etti. Ben de onu kendi kendime öğrenmeye çalıştım. İşte aslında meslek olarak da seçmek isterdim. Fakat rahmetli babam o konuda müsaade etmedi. Müsaade etmedi derken yani hem okulunu oku hem bağlamanı çal dedi. Ve bugünlere böyle geldik yani. Olsun. Mimar olarak bu bağlamayı çalmak da ayrı bir güzellik tabii ki. Eyvallah. Şimdi siz Gaziemir ilçesinde Gaziemir Belediye Meclis üyeliği de yapıyorsunuz. Evet, doğru. Sonuçta oraya da zaman ayırıyorsunuz. Mimar kimliğiniz var. Önce yaşadığınız şehirde meclis üyesi olmak nasıl bir duygu? Nasıl katkılar sağlıyorsunuz? Çünkü siz sonuçta bulunduğunuz belediyede muhalefet görevi üstleniyorsunuz. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şimdi öncelikle halkımızın takdiri. Yani biz de ekip olarak irademizi ortaya koyduk, projelerimizi ortaya koyduk. Kazanmak için halkımıza bunları anlattık. Fakat halkımızın takdiri her şeyin üzerinde. Elbette. Bize bir muhalefet görevi verdi. Biz de bu muhalefet görevine istinaden öncelikle yapılan işleri denetliyoruz. Hı hı. Yani mevcut idare, şu andaki yönetimdeki arkadaşlarımız doğru işler yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Kente faydaları var mı, yok mu? Ve yapılabilecek, kısa zamanda hayata geçirilebilecek projelerle ilgili görüş ve önerilerimizi dile getiriyoruz. Bunlar gerçekleşmesi durumunda tabii ki bizi çok mutlu ediyor ama dediğim gibi muhalefette olduğumuz için çoğunlukla bu önerilerimiz, görüşlerimiz askıda kalabiliyor. Bu bizi biraz demoralize etse de halkımız adına çalışmaktan hiçbir zaman için imtina etmiyoruz. Zaten benim günlük yaşamımın önemli bir bölümü Gaziemir'e hizmet noktasında diğer arkadaşlarımızla beraber çalışarak geçiyor. Halkın arasındayız. Onların sorunlarıyla hemhal olmaya çalışıyoruz. Onları gerekli platformlara aktarıyoruz. Gerek ilçe belediyesinde, gerek büyükşehir belediyesinde ya da diğer kurumlarda çözülebilecek konularsa bu konuların gerekli platformlara aktarılmasını sağlıyoruz ve takibini yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuz zaman tabii bu bize çok ciddi bir haz veriyor, mutluluk veriyor. Bunun dışında da dediğim gibi yani bulunduğumuz kente hizmet etmek aslında çok büyük bir ayrıcalık. Halkın bu tercihine muhalefet de olsak seçilmiş olmak gerçekten çok tarifsiz bir duygu. Hakkını vermeye ve layık olmaya çalışıyoruz. Peki yaşadığınız ilçede şu an için en büyük sorun nedir? Gaziemir'i aslında İzmir'den çok da koparmamak lazım.
Biliyorsunuz Gaziemir İzmir'in giriş kapılarından bir tanesi. Evet. Havaalanı bizim ilçemiz sınırları içerisinde. Dolayısıyla İzmir'i ilgilendiren bütün sorunlar hemen hemen Gaziemir'de de mevcut. Bunların en başında bir defa trafik sorunu geliyor. Şimdi biraz önce Cengiz Başkanımıza atıfta bulunmuştuk. Mimar kimliğiyle ve Manisa'ya kazandırdığı şu anda da çok ciddi anlamda bir yol çalışması var. Asfaltlama çalışmaları var, yeni yol çalışmaları var. Bunları biz ibretle ve özlemle seyrediyoruz. Çünkü İzmir'de bu konularla ilgili belediye şirketi İzbeton var. Fakat İzbeton bu konudaki sorumluluklarını çok da yerine getiremiyor. İzmir'de yeni güzergah ya da alternatif yol seçeneği yok diyebiliriz. Yani ya da bizim dikkatimizi çekmiyor. Yani küçük lokasyon, lokal şeyler yapılıyor olabilir ama genel anlamda İzmir'in bu tür sıkıntıları Gaziemir'i de bağlıyor. Alternatif yol olmaması sebebiyle, yeni yolların açılmaması, güzergahların açılmaması sebebiyle ve otopark sorunu sebebiyle. Özellikle özür diliyorum, özellikle hakikaten birkaç kaldım ben orada da trafikte. Yani o güney aksı sonuçta orası. Hı hı. Ya öyle böyle bir trafik sıkışıklığı değil. Yani insan ömründen ömür alıyor derler ya. Ve ben tesadüfen bir gün denk geldim. Eğer dedim insanlar bunu sabah akşam her gün çekiyorsa Allah yardım etsin. Şimdi bakın alternatifler var. Şimdi biraz önce... Ama önemli bir sorun bu. Bir de çok... ekonomiye de katkısı, ya, aleyhte katkısı var. İş gücü kaybınız var her şeyden önce. İnsani olarak evine yani... geç gidiyorsun, sinir oluyorsun... Torbalı yani, Menderes aksından geldiğinizi düşünün. Havaalanı yani. Kavşağından Optimum'u geçene kadar yani yoğun bir trafikte bir saatte ancak geçebilirsiniz. Artık oraya gelirken zaten siz şartlıyorsunuz. Ben burayı bir saatte geçemem. Hani evet. O bir ön yargı da oluşuyor. Ki bunun aslında çok basit bir çözümü var. Akçay Caddesi o caddemizin ismi. Tabii. Akçay Caddesi'nde paralel iki tane güzergah var. Bir tanesi bizim 9 Eylül mahallemizden Yobaz Deresi kıyısından. Askeriyenin sınırlarından Beyaz Evler Mahallesi üzerinden otoban bağlantısı var. Bu yol açılmıyor. Büyükşehir'in bu yolu ivedilikle açması lazım. Bir de bunun tam tersi istikamette yani Torbalı aksından gelip de siz Buca istikametine gidecekseniz bu alternatif yolla hiç Akçay Caddesi'ne girmeden trafiğe takılmadan geçebilirsiniz. Bunun bir de diğer aksa yani Balçova aksına bağlanan Gaziemir'in Yeşil Mahallesi'nden geçen 20 metrelik bir alternatif yol var. Ama maalesef bunlar açılmadığı için bütün İzmir'i ilgilendiren trafik sorunu nüfusu artıyor, araç sayısı artıyor. Evet, ama yol evet. Aynı. Evet, maalesef öyle. Yine buna benzer mesela İzmir'in herkes körfez kokusundan bahseder. Fakat sadece körfez değil sorun. Asıl sorun birleşik sistem olması sebebiyle yani pis su ve temiz özür dilerim yağmur suyunun birlikte deşarj edilmesinden kaynaklanan koku problemi en ücra mahallelerimize kadar, en ücra sokaklarımıza kadar geliyor. Ne ile geliyor? Yerlerde gördüğünüz o yağmur mazgalları var ya, onlar vasıtasıyla yağmuru siz aktardığınız için oradan pis suyunun kokusu da geri tepme yapıyor. Ve bu kentin her tarafının kokmasına sebep oluyor. Ayrıca biliyorsunuz çok yakın zamanda bir deprem yaşadık. Ondan önce 30 Ekim 2020'de 117 tane canımızı kaybetmiştik. Onları da rahmetle analım buradan. Allah rahmet eylesin. İzmir depremle karşı karşıya, yüz yüze şu anda. Ve depremle ilgili kentsel dönüşümde İzmir Büyükşehir Belediyesi sınıfta kalmış durumda. Neden Gaziemir'le beraber anlatıyorum? Çünkü İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesi 122 hektarlık bir alan, 10 bin konutluk bir bölge bizim sınırlarımız içerisinde. Evet. Aktepe'de, Aktepe Emrez mahallemizde. Evet. Ve 10 yıldır İnanın burada planlama adına hiçbir şey yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bir temel atma töreni yapıldılar. Fakat o gün yani sadece bir 50 metrekarelik alana sadece beton attılar yani. Saha betonu attılar. Temel falan yok sembolik. Ortada sembolik olarak. Şimdi 45 gün gibi bir süre geçti üstünden. Biz gidip sahayı inceledik. Maalesef daha demirler döşenmemiş, daha hafriyatlar devam ediyor. Yani İzmir'in bakış açısında böyle sıkıntılar var. Siz sosyal medyadan da çok iyi takip eden biriyim. Hı hı. Aslında siz hem aracınızla bazen de yürüyerek birçok sokağa giriyorsunuz ve sokaktaki aslında küçük gibi gözüken ama büyük kitleleri naçar bırakan sorunları iletiyorsunuz.
Bunlara çözüm bulabiliyor musunuz? Yani bunu ilettikten sonra evet bak Uğurcuğum hakikaten çok iyi şey söyledin, orayı giderelim mi diyor, yoksa nasıl devam ediyor? Sonrasını çok merak ediyorum. Çünkü ufak dokunuşlarla halledilecek şeyler de var aslında. Şimdi bu konuda tabii ki sizlere de çok müteşekkiriz. Çünkü basın anlamında da bize bu konuda çok destek oluyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla sesimizi duyurma noktasında da Gazi Emir'de mesela birçok lokasyonda bunu denedik. Yol kazısı yapılmış fakat yolun satı kaplaması yapılmıyor. Uzun da bir zaman geçmiş. Dolayısıyla bunu gerek yerel basında gerek ulusal basında dile getirdiğimiz zaman bir hızlandırıcı etkisini görüyoruz. Yani bu anlamda hakkını yememek lazım. Basınımızın bu önemli katkısı bizi de çok mutlu ediyor. Sonuçta kamu yararı orada. Evet. Dolayısıyla bu tür şeylerde takipçisi oluyoruz. Yani hani bir defa bunu dile getirdik de tamam bizim sorumluluğumuz üzerimizden kalktı gibi düşünmüyoruz. Çünkü meclis üyesi seçildiği bölgenin, halkın ihtiyaçlarına mutlaka ve mutlaka duyarlı olmak zorunda. Benim telefonum 24 saat açık. Vatandaşlarımız diledikleri saatte bize ulaşabiliyorlar. Telefonumuz olmasa bile sosyal medya üzerinden yazdıkları mesajlara mutlaka geri dönüş sağlıyoruz. Çünkü biz onlar için varız. Biz onlar için, onların oylarıyla seçildik. Eğer biz onların hizmet etme noktasında zafiyet gösterirsek bu anlamda bize verdikleri emaneti doğru kullanmamış oluruz. Evet. Gazi Emir benim çocukluğumda, Şirin Yer'de geçti çocukluğum. Trene binerdik. Seydiköy treni vardı, hiç unutmuyorum. Benim yaş grubum çok iyi hatırlar. Pikniğe giderdik biz. Ya şimdi birine söyledim geçen orada tren geçiyordu. Nereden tren geçiyordu? Ya diyorum buradan tren geçiyordu işte. Hatta belki raylar hala alttadır, almamışlardır. Bazen nostaljik olsun diye bırakıyorlar. İzmir'in belli yerlerinde var öyle şeyler. O uca kadar gidiyordu. Gazi Emirler çok iyi bilir. Onun da adı Seydiköy'dü. Sonra herhalde Gazi Emir oldu. Hala belki Seydiköy kelimesi kullanılıyordur. Kullanılıyor, kullanılıyor. Benim eşim de sizin tabirinize söyleyeyim Seydiköy'lü. Seydiköy'lü. Zaman zaman o şeyi... Ben Seydiköy'lü. Trende yazısını da hatırlardım. Evet. Buca, Seydiköy diye o zaman Gazi Emir demedi. Oraya gelirdi. Yani hem köy havasını aslında yaşayan hem de modernleşen, şimdi söylememize mahsul yok, Emlak Bankası, şimdi kalmadığı için söyleyeyim. Hı-hı. Emlak Bankası evleriyle başlayan bir yapılaşma olmuştu. Sonra da gerçekten yeni yeni caddeler açılarak belki şehrin içinde daha böyle sosyoekonomik seviyesi yüksek insanların oturduğu yerler oluşmaya başladı orada. Aslında işte bakın çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Emlak konutları dediniz. Bu dönüşüm neyle gerçekleşti? İmar planıyla gerçekleşti. Değil mi? Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük handikapı 6 tane kentsel dönüşüm bölgesi kendi talebiyle oluşturuldu. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi meclisinden karar alarak İzmir'de 6 tane kentsel dönüşüm bölgesi teşekkül ettirdi ve Ankara'dan onay almak suretiyle bunlar hayata geçirildi. Fakat bugüne kadar toplamda 35 bin civarında konut dönüştürebilmesi gerekirken bu 6 bölgede maalesef 960 tane konut dönüştürebilmiş durumda. İşte biz ısrarla şunu söylüyoruz. Siz plan yapın, bölgeler kendi kendine dönüşecektir. Bunu planla dönüştürebilirsiniz. Ama maalesef işte Aktepe-Emrez bölgesinde 10 yıldır daha imar planları yapılmadı. Bütüncül imar planları yok bölgenin. Sorun nerede? Sorun zihniyette. Evet. Şimdi son yaklaşık 10 gün önce İzmir'de, yani İzmir Buca merkezli bölgemizde de hissedilen ve hepimizi uykudan korkuyla uyandıran. Evet. Hani hepimiz aynı şeyi hissettik. Normalde böyle ufak tefek sallantılarda ben sarsıntılarda uyanmazdım. Ama bu sefer deprem anında uyandım. Yani demek ki artık o kadar olmuş. Bir de ev şirin yerde olduğu için tam merkezinde. Bir de yere yakın olması daha çok hissi verdi. Hep depremden sonra aynı muhabbet. Şeye dikkat etmeliyiz, kentsel dönüşüme, işte binalarımız sağlamdı. Hı hı. Neden bu deprem olduktan sonra bu biraz daha alevleniyor, sonra sönüyor? Erhan Bey, bunu iki başlık altında değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi deprem sonrasında yapılacak çalışmalar ayrı tutmamız lazım. Deprem öncesindekileri de ayrı tutmamız lazım. Şimdi biz güçlü bir devletiz, güçlü bir ülkeyiz. Dolayısıyla evet. 99 depreminde yaşananları hatırlarsanız devlet deprem bölgesine girememişti. Ama çok şükür bugün... İletişim kuramamıştı. İletişim kurulamamıştı. Ama bugün çok şükür devletimiz bütün kurumlarıyla, yerel ve merkez hükümete bağlı bütün kurumlarıyla sahada yer alıyor. Anında. Ve anında bu tür şeyleri, hizmetleri karşılıyor.
Ama asıl önemlisi deprem olmadan önce, çünkü bakın deprem öldürmez, çürük bina öldürür. Çürük binanın dönüşümünü sağlamazsanız, kentin yapı stoğunu iyileştirmezseniz siz depremin öncesinde hiçbir şey yapmamış sayılırsınız. Eğer bu dönüşümü gerçekleştirirseniz o zaman insanlar sağlıklı ve güvenli evlerde depreme hazırlıklı bir şekilde girerler. En büyük temel sorun bu. Evde maalesef güvensiz oturmak da çok kötü bir duygu. Yani acaba ve ya acaba insanı kemirir. Ve İzmir 17 tane fay üzerinde şu anda. Ve Buca fayı da bunun Tuzla fayının ucunda bir yerde. Yani Allah korusun tabii ki diğer faylar, yani Tuzla fayının harekete geçmesi durumunda ciddi anlamda yıkıcı depremlerin olacağını zaten uzmanlar söylüyorlar. Onun için bir an önce bizim bu dönüşüm konusuna ağırlık vermemiz lazım. Bütçeden, belediye bütçesinden yeterli payların ayrılması lazım. Bunu yapmadığımız sürece de deprem adına, kentsel dönüşüm adına hiçbir şey söylemek mümkün değil. Tabii ki Allah korusun. Yani o kısım zaten bambaşka bir şey. Onun ötesinde bir şey yok. Ama binanızda sağlıklı olursa böyle 5-5,5 şiddetinde depremle işin ilmi yönü de inşaata girdikten sonra betonundan karkasına kadar biraz da güvenli oturabiliriz. Depremden ve felaketlerden Allah milletimizi değil, devletimizi değil, bütün dünyayı korusun tabii ki. Bunu ayırarak söylüyorum ama biz de evimizi, eğer şüphemiz, kuşkumuz varsa her depremden sonra ay acaba demeyelim. Çünkü orada da çoluğumuz, çocuğumuz, yuvamız var. Güvenli bir şekilde uyuyalım. Programımızın sonuna geldik. Ben nasıl geldi geçti bilmiyorum. Vallahi gerçekten hani bir 50 dakika, bir 60 dakika daha konuşsak doyamayız. Hem güzel anlatımıyla hem de hakikaten aslında işin bir siyaset kısmında değiliz. Tabii ki bir siyasi parti mensubu, AK Parti, Gazemir belediye meclis üyesi sıfatıyla geldi ama biz burada siyaset yapmadan hizmet nasıl yapılır? Onu konuşmaya başladık. Yöredeki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, insanlar nasıl mutlu bir şehirciliğe kavuşur? Onu konuşmaya çalıştık. AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mimar Uğur İnan Atmaca ile beraber. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı programlarla yine konuğumuzla beraber oluruz ama bugün programımızın açılışı nasıl yaptık? Aşık Veysel'den yaptık. Kapanışımızı da yine güzel bir eserle yapacağız. Hem soralım ne söylemek istersiniz, öyle de kapatalım. Vallahi ne söyleyelim? Bence sürpriz yapalım. Tamam, o zaman şöyle yapayım, ben de veda edeyim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Öncelikle yayının sizlere ulaşmasına emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Yar benim.
Omzunda geceler yarın koynunda sar beni aman aman sar beni. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Vallahi şimdi ne diyeyim ki, böyle program açılışlarında farklı bir modla kendimi hazırlıyorum ama belki ben bu eseri diyeyim ki 100, diyeyim ki 1000. Yani ömrüm aşamasında her aşamada dinlediğim bir eser. Her dinlediğimde aynı duygu, her dinlediğimde aynı his alınır mı? Gerçekten hatta hisler ve duygular biraz daha yaş ilerledikçe daha duygusallaşıyor. Ne güzel bir Aşık Veysel gibi ozanımız varmış. Ne güzel böyle güzel eserler bırakmış. Ne güzel böyle hatıralar bırakmış gerçekten. Bugün programımızı farklı bir formatla açalım istedik. Aslında konuşacağımız konular çok farklı ama ilk girişimizi, girişgahı daha tatlı, daha güzel yapalım istedik. Ben değerli konuğuma hem hoş geldiniz derken başta bizi izleyen tüm sevgili seyircilerimize bir Erhan'ın Penceresi programından sevgiler, saygılar sunarak programımıza başlıyoruz. Bugün aslında bu eserlerin devamı da gelecek. Program boyunca birkaç tane daha, birkaç eser daha dinleyeceğiz. Hem sazıyla hem sözüyle konuğumdan. Konuğum kim bugün? Konuğumuz İzmir'den geldi. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde Gazi Emir Belediye Meclis Üyemiz, AK Partili Meclis Üyemiz Sayın Uğur İnan Atmaca mimar kimliğiyle geldi. Hem onu konuşacağız, hem belediyeciliği hem de müziği konuşacağız. Kıymetli Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Evet. Müzik güzel şey değil mi? Elbette. Hayatın özü diyebiliriz. Yani insanların
birbirlerinin dilini bilmese de anlaşabileceği, ortak payda kurabileceği çok sınırlı şeylerden bir tanesi bu. Sevgi gibi müzikte böyle bir paylaşım aracı aslında. Özellikle tabii konumuz Aşık Veysel değilim. Aşık Veysel'in bıraktığı eserleri ve şu mesela dünya diyorum ki var olduğu müddetçe, aynen, bu eser dinlendiği müddetçe duyguları, hisleri olan her insanı duygulandırır. Sözler ne kadar güzel. Yani bunun tariflemek mümkün değil tabii ki. Ben söylediklerinize harfiyen katılıyorum. Dünya var olduğu sürece, insanlık yaşadığı sürece bu eserler asla silinip gitmez. Günümüzde biliyorsunuz birçok müzik eseri adı altında böyle güncel melodiler, güncel lakırdılar hayatımıza giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Ama inanın bu eserler yüzyıllar boyunca çalınsa söylense bile o günkü değerinden, o günkü duygusundan hiçbir şey kaybetmiyor. Evet. Yani yeni kuşağın bu şarkının bestelendiği dönemleri ya da eserlerin piyasaya çıktığı dönemlerde dünyada yok olduğu bir dönem, yeni kuşak dahi bu tür eserlere hala. Ben ayrıca hem sazınıza, bağlamanıza hem de sözünüze de teşekkür ediyorum. Teşekkür İlerleyen ederim. Zamanda konuşacağız. Şimdi tabii ki biz değerli konuğumuzu buraya bağlamasıyla sadece müzik eserlerini, o güzel eserleri seslendirsin diye davet ediyorum ama böyle entelektüel bir altyapıya da sahip oldu mu hep ben de derdim, Allah'ım derdim, bana şöyle bir enstrüman çalmayı nasip eyleseydin. Çok güzel bir şey. Yani Türkiye'nin, dünyanın neresine giderseniz gidin, bağlamanızı çıkarıyorsunuz, hemen toplulukla bir sosyal ilişki kurmada çok güzel bir şey. Onun için benim enstrümanlara karşı ilgim var ama derseniz ki çalıyor musunuz? Henüz öyle bir yeteneğim yok ama ister miydim? Çok isterdim. En azından dinleyerek o eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Bugün siyaseti konuşacağız. Belediyeciliği konuşacağız. Belediye başkanlarımızı konuşacağız. Belediye başkanlarımızın özelliklerini konuşacağız. Yaşadığımız şehirde aslında bize en yakın kişiler, derdimizi anlatabileceğimiz kişiler onlar. Meclis üyeliklerini konuşacağız. Ama önce isterseniz siyaset ve politikadan gelelim. Siyaset ve politika deyince ne anlıyoruz Uğur Bey? Yaşamın anahtarıdır. Yani siyasetsiz bir hayat düşünemeyiz. Ve bununla ilgili biliyorsunuz farklı yönetim kademeleri var ülkemizde. Merkezi hükümet ve alt kademelerinde ona bağlı teşkilatlar. Ama belediyeleri bu konuda özellikle bir ayrı tutmak lazım. Çünkü seçimle geliyor belediye başkanlarımız. Halka projelerini anlatıyorlar. İnandırıcılıklarına göre seçildikleri takdirde de ellerinde bir bütçeleri var. Bu bütçelerle bulundukları kente hizmet noktasında çalışmalar yapıyorlar. Ama tabii bununla ilgili çok da yerel yönetimde aslında siyaseti öncelememek lazım. Daha ikinci plana atmak lazım. Çünkü hizmetleri yapacak olan şahıstır. O yüzden yani çok da parti gözetmeden yerel yönetimlerde kişiyi ön plana çıkarmak lazım. Tercihlerimizi bu yönde kullanmak lazım. Bu önemli bir şey değil mi? Aslında Türkiye'de normal genel seçimlerde tabii ki bir siyasi ideolojinin yürümesi normaldir ama belediye seçimlerinde ben kendime mesela aynada bakarak bu soruyu soruyorum. Çok farklı yerlere oy atabiliyorum. O kişiye inandığım takdirde. Sanırım belediye başkanlığında kişi önemli. Çok önemli. Şunun için ifade edeceğim. Çünkü o hizmeti ondan alacağız. Bakın bir kentin vizyonunu, geleceğe hazırlanmasını sağlayacak olan kentin belediye başkanıdır. Belediye başkanı her şeyi bilemez ama kadrosunu doğru kurduğu zaman, doğru perspektiften baktığı zaman, kenti doğru planladığı zaman geleceğe yönelik bir dünya şehri yaratmanız mümkün olur. Eğer bu vasıflardan yoksunsa belediye başkanı, o kentin sadece altyapısını ya da işte, güncel ihtiyaçları. Evet, güncel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Onun dışında bir vizyon getiremez kente. Bu anlamda belediye başkanlığını çok önemsemek lazım. Halkımızın da bu şekilde bakması daha doğru sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Evet, çok doğru. 5 yıllığına seçilen bir belediye başkanımız oluyor. Her yer için bu belde oluyor, ilçe oluyor, evet, büyükşehir oluyor, normal şehir oluyor. Onun sorumluluğu da ağır oluyor hakikaten. Bıraktığı izler. Çünkü belediye başkanlığı birkaç dönem de yapsan sonuçta bir dönemde bitiyor. Hı-hı. Yani 3 dönem, 2 dönem, 5 dönem neyse bitiyor. Hatıraları da kalıyor aslında değil mi? Bir nükteyle aslında bunu ifade etmek istiyorum. Bakın geçmiş dönemde Harun Reşit'le Behlül Dana'nın hikayelerini mutlaka dinlemişsinizdir. Behlül Dana
bize göre deli ama aslında bir velidir. Harun Reşit'in sarayında Harun Reşit onu korur, kollar. Bir gün her nasılsa Harun Reşit'in olmadığı bir süreçte taht odasına çıkar ve koltuğa oturur. Bir müddet oturduktan sonra muhafızlar gelir ve Behlül Dana'yı dövmeye başlarlar. İki göz iki çeşme ağlarken Harun Reşit gelir, bırakın der. Döner Behlül Dana'ya. Çok mu canın yandı, neden ağlıyorsun? Hayır demiş. Ben kendime ağlamıyorum, ben size ağlıyorum. Peki demiş, yani benim için niye ağlıyorsun? Ben demiş 5-10 dakika bu koltukta oturdum, bu kadar ceremesini çektim. Siz Allah muhafaza bütün ömür boyu oturuyorsunuz, haliniz nice olur. Yani koltukta oturmanın da bir sorumluluğu vardır. Sorumluluğu var. Bunu dikkat etmek lazım, bunu öncelemek lazım. Belediye başkanları göreve geldikleri zaman, yani seçim bittikten sonra bir stratejik plan hazırlarlar. 5 yılı kapsar ve her yıl bunu performans programı adı altında güncellerler. Yani bu kente yapacakları hizmetleri bir nevi program halinde vatandaşa sunumunu yaparlar. Belediye meclislerinden bunun onayını isterler. Onun dışında bütçeyle de bu gerçekleştirecekleri programlarını, projelerini hayata geçirmeye çalışırlar. Şimdi eğer doğru ellerde bu şekillenirse gerçekten hem kentin geleceğini planlamış olursunuz hem de halkın refah ve huzur içinde yaşayacağı bir kent yaratmış olursunuz. Ama bunun dışında tersini düşündüğünüz zaman sadece hiçbir iz bırakmadan gelir, yol yapar, kaldırım taşı yapar ve gidersiniz. Evet, onu çok canlı olarak görüyoruz zaten Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik belediyelerden. Bazen hani halk seçtiğine pişman oluyor. Bazen de birkaç dönem daha keşke yapsaydı diyor. Değerli bazı insanlar da bazen politika şeyinden de kaybolabiliyor. Şimdi bir belediye başkanının aslında çok farklı öncelikleri olabilir. Size göre bir belediye başkanında hizmet odaklı bir belediye başkanı öncelikler neler olmalı? Bir ilçede veya şehirde. Şimdi belediye başkanı öncelikle kadrosunu çok iyi kurmalı. Kadro önemli değil mi? Kesinlikle. Bakın her şeye yetişmesi mümkün değildir bir belediye başkanının. Her şeye yetişemezsiniz. Her şeyi siz programlayamazsınız. Siz doğru kadroyu seçersiniz. Bir orkestra şefi gibi düşünmek lazım. O zaman lazım. Ekipten gelecek olan yönlendirmelere göre de hareket ediyor. O zaman ekibin çok gerçekten iyi olması lazım. Ekibin çok iyi olması lazım. Dediğim gibi bir de orkestra şefi gibi düşünmeniz lazım. Yani belediye başkanı bir enstrüman çalmaz ama bütün enstrüman çalanları idare eder. Onun bir el hareketiyle ya da bir vücut diliyle birçok enstrümanı harekete geçirip susturabilir. Belediye başkanlığını buna benzetmek mümkün. Önceliği nedir derseniz, yani bana göre bence öncelikle yaşanılabilir bir çevre. Hı hı. Ondan sonra da dünya kentleriyle entegre olması ve insanların huzur içerisinde yaşayabileceği ve sağlıklı gelişen, sağlıklı büyüyen bir kent hedefi olması lazım. Bunu tabii öncelikle ilk yapacağınız şey de bana göre planlamadır. Planlaması doğru işlemeyen, doğru planlanmamış bir kentin de doğru büyümesi, doğru gelişmesi de mümkün Şimdi değil. Bu planlama şöyle oluyor değil mi? Mesela benim oturduğum mahallede her ev tek katlıydı. Sonra işte müteahhitler geldi, gitti. İşte %50, 60, 40 neyse bir anlaşmalar oldu. 150 metrekarelik yerlere 4 kat bitişik nizam dizildi. Sonra aradan 2 yıl geçti. Balkondan şöyle bir mahalleye bakayım dedim. Allah'ım ne olmuş dedim bu mahalle. Yani ne olmuş? Daracık bir sokak. Oyun parkı yok. 4 apartmanın, 4 dairenin ikisinde ev olsa, araba olsa bu arabada nereye konulacak? Planlama bu mu? Tam anlamıyla bu. Eğer siz... Geri dönüş de olmuyor sonra o bittikten sonra. Tabii olmuyor. Ve bakın şu anda bizim kentlerimizde en büyük sıkıntımız yeşil alan. İşte bu bitişik nizam yapılaşma ve çocuklar dikey yapılaşmadan parkı, dolayı... Çocuklar yani işte yeşil alana giriyor da tabii. Sadece yeşil alan da değil. Sosyal donatı alanları, okul, hastane, sağlık tesisleri, bütün bunların hepsini imar planlarında nüfusa göre, öngöreceğiniz nüfusa göre, yani sadece o anki nüfus değil, tabii. Gelecekte tahmini büyümeyle. Tahmini nüfusa göre bu alanları ayırmanız gerekiyor. Siz bunları yapmadığınız takdirde sadece ve sadece betonlaşmaya yol açarsınız. Hmm. Kent gelişmez. Nüfusu artar, kent büyür ama gelişmez. Ya şöyle aslında bunun için çok filozof olmaya da gerek yok. Ben şimdi bu inşaatlar devam ederken dedim ki
bu mahallenin sonu ne olacak dedim böyle. Ama bu benim anlattığım benim mahalle değil. Bütün mahalleler aşağı yukarı böyle. Herkes günü kurtardığı için seviniyor. İşte bir de eski evim vardı, iki dairem oldu. İşte çocuk üstte oturur falan dedi. İşte o kazandığı için karlı. Satan yeni evi alan yeni bir mahalleye geldiği için. Ama yani sonucunda ondan sonra başlıyor. Oraya park etme, buraya park et. Çocuğu nereye götüreceğiz? Güvenli mi bırakacağımız yer? Ya bunlar hakikaten aslında çok önemli şeyler. İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi. Şimdi çocuklarımız var. Allah ömür versin, yaşlılarımız var. Hı hı. Yaşlıların konforlu bir yaşlılık yaşayabileceği, yaş alacağı yerler olması lazım. Kadınlarımız, kızlarımız, onların rahatça gezebileceği ortam. Gençlerin spor yapabileceği alanlar. Hani diyorum ki o 4 kat olsa 5 tane böyle bir daha uzun bir şey olsa, dikey olsa, geri kalan alanlar şey olsa, yerin altında otopark olsa çok mu hayal ediyorum? Aslında olması gerekenleri söylüyorsunuz. Olanlar var çünkü. Var, var. Bunlar çok da uzak kavramlar değil aslında. İşte dedim ya, planlamadan geçiyor. Bir defa ben bitişik nizam yapılaşmaya çok hiçbir zaman için sıcak bakmadım. Çok da itici buluyorum. Mutlaka ayrık nizam olarak planlanması lazım. Yeni yapılaşmalarda yani büyük bir katlı olan yerlerde bitişik nizam yok ama bu İzmir için söyleyeyim mesela. İzmir'de yani sahil boyu komple bitişik nizam. Kordon bitişik nizam. Yani Çin Seddi gibi biliyorsunuz. Hava orada da almıyor değil mi? Evet, hava da almıyor. İşte bunları da zaman zaman kentin planlarını da güncellemek lazım. Revizyonlar yapmak teknik lazım. Teknik olarak sorunu var mı onun? Hayır. Yani planlamayı her zaman yapabilirsiniz. Ama yani buna, inşaat şeyi açısından hani esneme oluyor. Böyle birbirine yapışık olması kolonların. Ben teknik olarak zaten doğru bulmuyorum. Çünkü birbirinden farklı yüksekliklerde binalar olduğu zaman hatta birbirlerine deprem esnasında çarpma etkisiyle destek kırılmalara şey. Ve zedelenmelere de sebep olabilir. Bu anlamda zaten çok tercih etmemek lazım. Kentin planlarını da güncellemek lazım. Ama işte belediye başkanı seçildiği zaman bunlara vakit ayırmak yerine daha çok temsil tören ağırlama gibi işlere baktığında siyasi kaygılarla, seçim kaygısıyla hareket ettiği zaman bu konulara çok da eğilmediğini görüyoruz. En büyük sıkıntımız da bu. Kentlerin en çok önündeki engel teşkil eden şey de belediye başkanının bu kaygıları. Hı hı. Bu kaygılarını bir yana bırakıp kentin geleceği için çalışmaları kaçınılmaz bir gerçek aslında. Bu da vizyonla oluyor tabii bir yerde. Ekiple kesinlikle. Oluyor. Yani ekip çok önemli. Aslında sadece belediye başkanlığında değil, yaptığımız bütün işlerde ekip bir iş yeri açtığında da eğer ekibin iyiyse başarılı olabiliyoruz. Şimdi ben aslında çok hep çalıştığım bir soruya gelmek istiyorum. Değişik meslek gruplarında belediye başkanlarımız oluyor. İşte üst meslek gruplarını sayalım. Doktor olabiliyor bir belediye başkanımız. Ömrü tıpta geçip sonra birdenbire belediye başkanı olabiliyor. Ondan sonra hukukçu olabiliyor. Efendime söyleyeyim mimar olabiliyor. İnşaat mühendisi olabiliyor. Ben aslında Uğur İnan Atmaca'ya şunu sormak istiyorum. Hangi meslek, gerçi ekiple bu eksiklikler giderilir diyebilir ama hangi meslek grubu daha çok vizyona yatkın oluyor belediyecilik anlamında? Yani belediyecilik anlamında teknik bir insanın daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da en bir adım daha uzağa görebilme ihtimali. Evet, bunun da en bariz örneği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Başkanımız, mimar biliyorsunuz benim meslektaşım, büyüğüm, abim ve onun ekibinde yer alan plancı arkadaşlarımız da Manisa'ya çok önemli bir katkı sunuyorlar. Son dönemde Manisa'nın ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz. Kesinlikle. Ve şunu ifade etmek lazım. Her kentin nasıl insanların kimliği varsa kentlerin de kimliğinin oluşması gerekir. Yine bu kent kimliğinin oluşmasında belediye başkanının vizyonu ve planlama etkendir. Şimdi Manisa'ya baktığınız zaman Manisa aslında tarihsel kimliğiyle beraber değerlendirdiğiniz zaman bir tarım kenti. Evet. Ama şu anda yapılan yatırımlarla, Manisa planlamayla, değil mi mesela? Evet. Değil yani mi? Şu anda çok ciddi bir sanayisi var Manisa'nın. Yani bu kimliği durduk yerde kazanmadı. Sanayiciler birdenbire gelip de burada biz fabrikacalım demediler. Organize sanayi gittikçe de büyüyor. Kesinlikle. Yani bir fabrika büyüyor, yeni fabrika geliyor, yeni yerler açıyor. Bu da istihdam oluşturuyor tabii ki ülkemiz aynen, için. Aynen. Bu işte bunu kente kazandıran da belediye başkanının vizyonu ve planlamaya bakış açısıdır. Siz bunu yapmazsanız, buna yönelik arsa üretmezseniz, buna yönelik
işte organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, bunları teşekkül ettirmediğiniz zaman da o yatırımı kendi beldenize, kendi kentinize çekemezsiniz. Bakın İzmir için aynı şeyi söyleyemiyoruz. İzmir çok ciddi bir doğal güzelliğe, denize sahip olmasına rağmen bundan yeteri kadar faydalanamıyor. Bir turizm kenti kimliği bir türlü yakalayamadı İzmir. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlik için bir arkadaşım geldi Manisa. Ben yol tarif ettim. Cumhuriyet Meydanı oradan geçmiş, oradan geçmiş. Bana geldikten sonra şunu söyledi. Ya Erhan dedi, ne kadar güzel bir şehir dedi. Hı hı. Bak bu çok önemli bir şey. İlk izlenim. Siyaset yok. Tabii tabii. Siyasi olan söylemiyor. Bu da İzmir'de yaşıyor. Ha, ne kadar güzel dedi. Kaldırımlar geniş, caddeler geniş. Yani ben böyle tahmin etmiyordum dedi. O da yolu bulamadığı için birçok yerden dolaşınca dolayısıyla bir mecburi gezinti olmuş. Yoksa göremeyecekti onu. Hayran kaldım vallahi dedi. Hatta iki kişiydi arabada. İkisi de aynı şeyi söyledi. Hala da söylerler. Kaldı ki bir de bunlar İzmir'de yaşayan insanlar mukayesesini hemen net yapabiliyorlar. Ve çok önemli yeşil alanlar var Manisa ilimizde. İzmir bu anlamda çok fakir. Dediğim gibi turizm kenti diyemiyoruz İzmir'e. İzmir'e sanayi kenti de diyemiyoruz. Yani liman kenti, yani o kimliği de yok. Çünkü deniz gibi bir cevher var değil mi? Evet, böyle bir nimet var elinizde. Bunu kullanamıyorsunuz. Avrupa'da birçok kente baktığınız zaman, hele hele sahil kentlerine baktığınız zaman çok uzağa gitmeyin. Yunanistan burnumuzun dibinde, Atina'da işte Pire Limanı'na ve bunun ekonomiye çok ciddi bir katkısı var. Evet. Ama biz bunu yeteri kadar kullanamıyoruz. Bunu da neyle yapacağız? Kentin belediye başkanının vizyonuyla ve kente getirdiği artı değerlerle, projelerle ve planlamayla yapabileceğiz ancak. İşte ben İzmir dışından olanların hep şöyle bir sözünü şey alıyorum. Ne güzel kordon var ama İzmir kordon değil ki. Ya İzmir'in 30 tane ilçesi var, metropolde birçok ilçesi var, sıkışmış ilçeleri var. Ama dönüp dolaşıp iş kordona giriyor. Ne güzel deniz, ne güzel kordon. Tamam da yani yürüdüğün yer İzmir değil. Yani İzmir de İzmir'in tamamı değil. Kesinlikle öyle. Bakın tarihsel birçok yerleşkeleri var İzmir içerisinde. Bunların hiçbirine sahip çıkılmıyor. İnsanlar, daha doğrusu Avrupa'daki birçok ülke, yine Yunanistan'dan örnek vereceğim. Bir Partenon tapınağı var Atina'da. Milyonlarca turist gelip gidiyor. Sadece o tapınağı görmek için. Bizim elimizde biliyorsunuz Agora diye bir eski yerleşkemiz var. Onun üzerine çok katlı otopark yapmışız. Hala Allah. Daha onu yıkalım mı, yıkmayalım mı diye Allah. Onun derdindeyiz. Şimdi turist gelsin gelsin de niye gelsin turist? Ne için gelecek? Evet kesinlikle. Şimdi güzel bir eserle başladık. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım. Şimdi bir aramız olacak sevgili seyirciler ama aranın hemen ardından değerli mimarımız ve Gazi Emir Belediye Meclis Üyemiz, AK Parti Gazi Emir Belediye Meclis Üyemiz Sayın Uğur İnan Atmaca'dan reklamların ardından yine güzel bir eserle ne söylemek istersin, ne var, var mı kafada? Valla bir Diyarbakır türküsü var, Suzan Suzi. Tamam. Onu söyleyelim. Reklamların ardından o eserle başlayalım. Şimdi kısa bir aramız var.